Nicimiz dedi ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyametin kopuş zamanını, senesi, ayı, günü ve saati olarak biliyor muydu? Böyle bir suali var. Güzel bir sual, hatırına da gelmiş. Çok kimsenin hatırına gelmez ama birisinin hatırına gelmesi sebebiyle de o konudaki bilgilerin açığa çıkmasına sebep olur. Şunu iyi bilmemiz lazım. Peygamberler, bütün peygamberler Aleyhisselatü Vesselam ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, melekler, bütün melekler, cin, insan, bunlar hepsi mahluktur. Evet. Biliyoruz. Hatıra böyle gelebilir. Dinleyicilerimizden de diyebilirler. Biz biliyoruz bunu. Biliyoruz da mahluk halik değildir. Ne demek? Yaratılan yaratıcı değildir. Dolayısıyla yaratılan her şeyi bilemez. Evet, yaratılanların zirvesinde yaratılmış Muhammed Aleyhisselam. Ama yaratılmış. Yaratan değil. Yaratılan. Yaratılan kıymetli yaratmış. Üstün yaratmış. Ama yaratılmış. Halık değil. Yaratan değil. Yaratan değil. Dolayısıyla yaratanın bildirdikleri kadar bilebilir. Yaratanın öğrettikleri kadar aynı şekilde söyleyebilir. Gerisini bilemez. Gerisini bilemez. Ve yine yaratanın, yani Allahu Teala'nın izin verdiği kadar tasarrufu olur. Allahu Teala eğer Habibinin Aleyhisselatü Vesselam sebebi ile bir şeyi yaratmayı murad etmiş ise Habibi Aleyhisselatü Vesselam dua eder, Allah Teala duasını kabul eder, onu yaratır. Eğer Allahu Teala ezelde kazai mübrem olarak bir işi mutlaka olmasını murad etmiş ise, yaratmayı murad etmiş ise ve Habibinin de ezelde takdir ederken, yaratırken bu yarattığımın, Habibimin, Resulümün her duasını kabul edeceğim diye kendisi aynı şekilde böyle bir muratta bulunmuş ise, bir şey yaratacağı zaman o da ümmetinin aleyhinde olacaksa ve onlara zarar gelecekse, Muhammed Aleyhisselam'ın duasını da reddetmeyeceğini ezelde takdir etmiş ise, Muhammed Aleyhisselam dua edince o zaman çelişki meydana gelmez mi? Orada yaratanın dediği olur. Habibin, evet, haberi bile olmaz. Evet. Bilemez ki onu. Haber olmaz ki o işten. Cenab-ı Hak Habibine göstermez ki onu. Bildirmez ki. Yaratır. Yani yaratılınca o mesela bazılarının aynı şekilde aleyhine olur. Zararına olur. Üzülür. Üzülenler olur. Üzülenler olur. Ama o da onların lehine olur. Ha, diyeceksiniz efendim, yani böyle bir şeyler söylediniz ama pek anlayamadık falan. Bu konuda bir misal var mı? Var. Mesela bir-i maune. O ne demek diyeceksin? Bir-i maune. Bir-i maune bir yerdir. Yer ismidir. Arap Yarımadası'nda. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz bir sual sorar. Bir sual arz eder daha doğrusu. Sizi Uhud'dan daha çok üzen bir hadise oldu mu? Çünkü Uhud'da 70'ten fazla Müslüman şehit oldu ve Uhud'da Hazreti Hamza da şehit olmuştu. Amcası, o amcası çok seviyordu Hazreti Hamza'yı. Evet. Çok seviyordu. Çünkü tamam şehit oldu ama çünkü parçalanarak mübarek karnı yarılmış, ciğerleri çıkartılmış, o vaziyeti görünce çok üzülmüştü. Hazreti Hamza'nın radıyallahu teala o haline çok üzülmüştü. Hani bazen diyorlar işte efendim işte ya Allah'ın dilediği oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Allah-u Teala'nın Habibi ama amcası harpte yani mızrakla kafirler tarafından vuruldu ve ondan sonra da aynı şekilde karnı yarıldı, ciğerleri çıkartıldı. Oldu bu. Oldu bu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde çok üzüldü buna. Evet. Çok üzüldü. Onun için Hazreti Ayşe validemiz, yani seni bundan daha çok üzen oldu mu? Bir irmahu ne buyurdular? Bir irmahu. Peki bir irmahu ne de ne oldu? Arap yarımadasındaki kabilelerden birisi bir heyetle geldi Peygamber Efendimiz'e. Bize dedi muallimler ver. Kalabalık bir şey. Kabile. Muallimler gönder. Biz Müslüman olacağız. Bize dini, İslamiyet'i öğretsinler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam levh-il mahfuza baktı. Görüyor çünkü levh-il mahfuzu. Allah-u Teala gösteriyor. Bakıyor levh-il mahfuzda. Hiç böyle aleyhde bir şey görünmüyor.
Eshabından 70 kişiyi seçti. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. İslamiyet'i çok iyi biliyor. Bunların aynı şekilde çoluk çocuk hiçbir şeyleri yok. Sadece İslamiyet'i öğreniyorlar ve cihad ediyorlar. Eshab-ı Suffa deniyor bunlara. Yani Mescid-i Nebi'nin sofa kısmında aynı şekilde yatıp kalkarlar bunlar. Bunlardan 70 kişiyi seçti. Bunların başına bir şey gelecek mi gelmeyecek mi? Levh-i Mahfuz'a baktı hiçbir şey görmedi. Gönderdi. Bir Maune'de bunlara tuzak kuruldu. 70'i de şehit edildi bunun. Duyunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok üzüldü. Çok üzüldü. Peki hani dinleyicimiz yani daha bu misalle daha iyi anlaşsın diye bunu naklediyoruz. Peygamberimiz de Aleyhisselatü Vesselam çok üzüldü. O 70 Eshab-ı Kiram da aynı şekilde şehit oldu. Eshab-ı Kiram diğer geride kalanlar da çok üzüldüler bu hadise. Silahsız, müdafasız bir şekilde katledildiler. Evet, hepsi şehit oldu. İslam alimleri anlatırken buyuruyorlar ki peki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam niye göremedi? Niye yardım etmedi? Allah Teala Levh-i Mahfuz'da onların başına geleceğini onlara göstermedi ki. Çünkü ezelde Allah Teala o 70 kişinin şehit olmasını murad etmiş. Onlar şehit olacak. E Habibi bunu Levh-i Mahfuz'da görse Aleyhisselatü Vesselam dua edecek. Ya Rabbi diyecek bunları koru. E vaadi var. Habibinin duasında kabul edecek. Onun için Levh-i Mahfuz'da bunların başına geleceklerini Peygamber Efendimiz'e göstermedi. Göstermeyince Peygamber Efendimiz bilemedi. Evet. Bilemez ki. Ve zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün devesi aynı şekilde kaybolmuştu. Geldiler dediler ki deven nerede? Ben bilmem dedi. Ben sadece Rabbimin bildirdiklerini söylerim size. Ve nitekim biraz sonra Cebrail Aleyhisselam geldi. Deve falan vadide otluyor. Geldi dedi Cebrail Aleyhisselam söyledi gidin dedi. Falan vadide otluyormuş gidin getirin. Gittiler hakikaten o vadideymiş aldılar getirdiler. Dolayısıyla kaybı Allah-u Teala'dan başka kimse bilemez. Mesela kazay muallak, kazay mübrem diye anlatılmış. Yani Allah-u Teala'nın ezeldeki takdiri kazay muallaktır veya kazay mübremdir. Kazay muallak şarta bağlı tahakkuk eder. Mesela bir kimse şu işi yaparsa işte o bela gelmeyecek. Veyahut da şu dua ederse başına o sıkıntı gelmeyecek misal olarak. Evet. Ama o şartı onu herkes göremez. Bu bir. İkincisi eğer orası açılırsa gerideki şartı görebilir. Yoksa yine göremez. Yani her şeyin sahibi ve yaratanı Cenab-ı Hak'tır. Onun için kıyametin kopmasıyla alakalı olarak hani dinleyicimiz dedi ki efendim zaman itibariyle, ay itibariyle, gün itibariyle, saat itibariyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyor muydu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine bildirildiği kadar bildirdi. Nedir? Hicri 1000 yılından sonra ahir zaman olduğu ve kendisinin zaten ahir zaman peygamber olduğunu bildirdi. Ve o kıyametle alakalı işaretleri bildirdi Allah-u Teala'nın bildirdiği kadarıyla. Kıyametin büyük alametleri, küçük alametleri şekliyle kitaplarda bunlar tasnif edilmiş, o hadis-i şeriflerle bildirilmiş. Bunlar bildirildi. Mesela o zaman itibariyle bundan işte 1000 sene sonra, bundan 2000 sene sonra böyle bir ifade yok. İşte falan ayda olur, feşmekan ayda olur yok. Ha bazı kitaplarda geçmiş mesela. İşte bu ya öğle vaktidir ya ikindi vaktidir ansızın olacak. İşte o anda yeryüzünde iman eden hiçbir kimse olmayacak. Yeryüzü tamamen kafirlerle aynı şekilde olacak. Fakat insan kalitesi de böyle iyice düşecek. İnsan kalitesi iyice düşecek. Zaten ahir zaman yaklaştıkça bu kalite gün be gün düşüyor. Hani zahiren bakıyorsun adam sanıyorsun adamın şeyle bir konuşuyorsun falan. Aa, ne anlayış var ne akıl var ne idrak var yok öyle bir şey. Evet. Yok öyle bir şey. Adama diyorsun ki arkadaş bu hızla gitme bu araba takla atacak mı falan diyor gidiyor takla atıyor. Yani geberip gidiyor o ayrı bir mesele. Adam aynı şekilde bunu düşünecek ne idrak var ne akıl var ne irade var. Ahir zamanda da aynı şekilde aynı durumda söz konusu olacaktır buyuruluyor. Alametler aynı şekilde bildirilmiş. En büyük alametler olarak zikredilirken işte Hazreti Mehdi'nin gelmesi, İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi, Deccal'ın çıkması, Yecüc ve Mecüc kavminin çıkması en son olarak artık yani bunlardan sonra vuku bulur. En son güneşin batıdan doğması hadiseleri bütün bunlar kitaplarda bildirilmiş. Ama dinleyicimizin öğrenmek istediği şekliyle efendim birebir şu gün şu saatte öyle bir ifade yok. İkinci